Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, herkese merhabalar. Kendi yaptığım dev, big, 5 sürprizli Barbie yumurtasıyla karşınızdayım. Merhaba arkadaşlar, ben de hemen merhaba diyeyim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim çünkü çok heyecanlıyım bunu açmak için. Fark ettin, bir seferde söyleyebildim cümleyi Buzdacığım. Tek seferde söyleyebildim. Alkışlamak istiyorum ben seni. Big, kendi yaptığım sürpriz Barbie yumurtası. Bak yine söyleyemedim, gördün mü? Özür dilerim arkadaşlarım, dilim hep sürçüyor ve ben bu söyleyecek olduğum cümleyi tam 5-6 sefer söylüyorum. Bu sablanızı artık bezdiriyorum. Montaj sırasında anne yeter artık, kaç sefer söylemişsin falan diyor. Evet, çok saçma bir giriş yaptık canlarım. Hakkınızı helal edin, sizi çok seviyorum deyip kendi yaptığım Barbie dev yumurtasını hemen size tanıtmak istiyorum. Buzdacığım merhabana kaldığın yerden devam edersin. Evet. Çok özür dilerim çünkü çok heyecanlıyım. Evet. İçinde arkadaşlarım için muhteşem güzel sürprizler sakladım. Gerçekten çok üzgünmüşsün anneciğim sözünü böldüğün için. Tamam, evet. Arkadaşlar, o zaman madem annem bu kadar çok konuştu, ben de hemen bunun ne videosu olduğunu size anlatmak istiyorum. Bakın, burada resmini gördünüz, bebeğimiz. İşte burada. Ve LOL topun üstünde Barbie yazıyor. Yani dev big LOL sürpriz topumuz dev big Barbie sürpriz topuna dönüşmüş arkadaşlar. Ve gerçekten içinde... arkadaşlarım bebek falan zannediyorsun bu seçim. Yani benim arkadaşlarım zaten diyorum her zaman lep demeden leblebiyi anlayacak. Oo. Evet, onlar öyleler. Böyle bu kadar detaylara girmene gerek yok. Hadi gel hemen açalım şu yumurtamızı. Tamam, o zaman ne dersin? Hemen açalım. Hayır, önce bebeğimizi açacağız. Ya bir dakika ayrıca videoya başlamadan önce başka bir şey konuşuyoruz. Sen video sırasında kendini bir kaptırıyorsun. Oho, uçuyorsun yani. Böyle bir şeye asla izin vermem. Bunu hiç açmıyoruz. Yani. The Barbie Look. Bunlar özel koleksiyonluk serilerimiz. Onlar için ayrı bir video yapmamız gerekirken. Dünyanın en güzel Barbie bebeği diyebilirim. Evet. Tarz, o saçların bukleliği muhteşem güzel. Sen bu hadi iki, açalım mı? Bir dakika durur musun? Sen bu iki dev muhteşem güzel oyuncağı, yani buna da oyuncak diyorum. Oyuncaklar var onun içinde. Aynı videoda asla açamazsın. Onu ben alabilir miyim? Lütfen Buzdacığım, açmam lazım. Açacağım. Evet. Bunun için ayrı koleksiyon videosu gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum, muhteşem güzel bir video olacak. Ne zaman Buzdacığım? Hep diyoruz. Ay, video çekiyoruz, kutunun tozunu bile anlamamışım arkadaşlarım. Çok özür dilerim. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel değil mi? Bence dünyanın en güzel Barbie bebeklerinden biri o. Hadi o zaman devam edelim. Biz sizi şöyle köşeden izliyoruz. Sen de artık dev big Barbie sürpriz topunu arkadaşlarımıza tanıt anneciğim. Bakın 5 sürprizliymiş. Hemen oraya da 5'lik konduruvermişim. Ben buradaki sıfırını kapatıp bantla. Sıfırı kapattım. Evet, nasıl hazırladım merak ediyor musunuz arkadaşlarım? İlerleyen videolarda devamını istiyor musunuz? Arkadaşlarım benden dev unicorn lol yumurta saç demişler. Allah'ım, aramadığım yer. Hatta ben Tayland'da görüştüm, bu lolleri bana tedarik eden bir arkadaşım var. Onunla görüştüm. Translator'dan çevirip ona da sordum arkadaşlarım. Dev unicorn lol topu varmış dedim arkadaşım. Hemen bunu dedim, bana gönder lütfen. Öyle bir şey yok, üretilmedi demez mi? İnanın rezil oldum arkadaşlarım. Sizler benden istediniz. Biri topu boyamış ve üzerine unicorn yapıştırmış. Benden istiyorsunuz yapacağım. Eğer isterseniz yapacağım ama böyle bir şey satışta yokmuş arkadaşlarım. İnanın rezil oldum. İnandım size de. Keşke bunu bana birisi deseydik. Bu kendin yap unicorn dev yumurtası deseydi canlarım. Kendimi inanılmaz kötü hissettim. Hani cahilliğim için neden böyle bir şeyden benim haberim yok diye. Neyse arkadaşlarım, ben bu yumurtayı bu şekliyle ilk defa Ece TV'de gördüm. Çok özendim, çok imrendim. Onlar çok güzel yapmışlar, sunmuşlar. Ben de yapmak istedim. Artık bilmiyorum beğendiniz mi beğenmediniz mi, sizin beğeninize sundum arkadaşlarım. Hadi bakalım herkes yumurtamın dış görünüşüne bir puan versin. 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ben veriyorum. 9.9. Şaka. Bak evet. Burası yamalı oldu ama burası olmadı. Beceremedim burasını. İşte o yüzden 0 orada 0, bir de buradan ve şuradan kırıyorum. Hadi bakalım. Önce yumurtamızı güzelce bir soyalım. Şu Barbie yazısını. Oh. Evet, aç. Bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın arkasına. Böyle yapıştırmış. Barbie'mizi de güzelce yumurtamızın üzerinden alıyoruz zarar vermeden. Çünkü en kıymetli, en değerli Barbie'mizin çıkmış bir resim var. Odamda hemen işte şuraya LOL bebeklerinin olduğu panoya yapıştıracağım. Hadi birlikte yapıştıralım. Ve işte bizim muhteşem güzel LOL kafamız da çıktı. Anne. Git as bakalım onu oraya. Ya çok güzel oldu. İşte böyle. Geliyorum. Beni bekleyin. Sakın açma bu saçım. Çok heyecanlıyım. Şimdi de kendinden yapışkanlı kağıtlarım vardı. Geçen yıl kendi yap videolarını kullanmak için almıştım. Dev Big Barbie sürpriz yumurtamızı şöyle hızlıca açıyoruz arkadaşlarım. Açtım. İşte bakın. Yumurtamızı da bu şekilde boyamışız. Ne şekilde? İşte bu şekilde. Neyle boyadık Buzdacığım? Sprey boyayla. Arkasını boyamadım. Evet. Sadece önünü boyadım. Boya çok da hoşuma gitmedi arkadaşlarım. Ece TV başka bir yöntem geliştirmiş. Bize söyledi. Sağ olsun. Onu deneyeceğim. Eğer başarılı olursa sizlerle paylaşacağım canlarım. Bu normal. Hani nereden almıştık? Koçtaş'tan falan almıştık. Evet anneciğim. Sprey boya arkadaşlarım ama çok kötü koktuğu için bir daha asla bunu kullanmayacağım. Lütfen sizler de kullanmayın. Özellikle zaten üzerinde diyor ki sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlıysa niye satıyorsun arkadaşım ya?
Anneciğim hemen sana bir detay hatırlatmak istiyorum. Bu ne? Çok güzel. Bence bu yumurtadaki en güzel detay buydu bu seçim. Kaçırmamışsın. Aferin sana. Bravo. Emek dostu Buğsan ve benim canım arkadaşlarım. Hepinizi tebrik ediyorum bu detayı fark ettiğiniz için. Anne kimse fark etmedi. Bir dur sen de. Nasıl fark etmedi canım? Ben bunu o kadar güzel kestim. Kenarlarından kontur geçtim. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlar, artık hazırsanız hemen açalım. Açalım ve kapağını altına koyalım ve bir an önce başlayalım anneciğim. Ben açacağım bu seçim. İçinde 5 tane mi oyuncak var demiştin? Nasıl bölüşeceğiz şimdi onları seninle? Bölüşmeyeceğiz. İki, hepsini iki, ben açacağım. Oo hayır az. Dur daha dur, bir şey görmedin ki. İlk ya neler aldım size? Taco. Barbie'nin taco yemek seti. Ya Barbie'nin squishy'si. Squishy Barbie. Devam edelim. Hemen devam ediyorum. 3. Ya. Ken iş seti. Ken'e harika bir şortu takım aldım. Sonra bir önceki küçük sürpriz kutumuzu da çıkartıyorum. Bakalım. Var ya, Lisa. Anneciğim yumağı bile var. Bakar mısın? Mamatası var ve tacı da var. Yıllardır tuttum. Açamadığım, bir türlü açmaya kıyamadığım muhteşem güzel. Küvetimiz. Bakar mısınız arkadaşlar? Ayak havlusundan ördeğine kadar, şampuanından musluğuna kadar her şey var ya. Evet ve biraz sonra bunu içine dolduracağız. Güzelce köpürteceğiz. Bar bebeğimizi yıkayacağız. Ay tırtık bir yeri. Bu seçim bunun göncelere uğraşasım geldi. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Ben bu işe başlayalım ne kadar zaman oldu? Bilenleriniz vardır. 3 yıl olmadı mı? 3 yılda sadece 500 bin kişi olabildik canlarım benim. Ben mutluyum hayatımdan. Evet çok mutluyum ama bazıları da bende dalga geçiyor arkadaşlarım. Daha dün başlayanlar, yani daha 1 yıl olmadan başlayanlar 1 milyonu geçti diyorlar. Sen hala 500 binde yerinde sayıyorsun diyorlar. 500 bin bile olamamışsın diyorlar canlarım. İşte biz onların cevabını neyle vereceğiz arkadaşlarım? Beğeniyle ve yorumla. Bir dakika bir dakika arkadaşlarım, siz hala videoma bir like atmadınız mı? Hadi bakalım herkes bir like bıraksın canlarım. Buse'cim. 3, 2, 1. Hangi karakter? Doktor Barbie. Ya çok güzel. Bu saç rengi de böyle anneciğim. Muhteşem güzel. Ben diğerini aramaya gidiyorum. Buldum. Bunları daha önce açmıştık ve bunlardan açılacak daha bir sürü paketimiz var. Canlarım yazın yorumlara. Ben açayım sizler için. Ya. Siz yazmadan benim pek açasım gelmiyor açıkçası. Sence hangisi? Tabii ki bu. Tabii ki de tabii bu. Tabii ki bu. Çok ya, güzel. Ya bu kadar güzel bir şey olamaz ya. Karamel bir saç. Nasıl bir şey bu? Yumuşak çay evet. Bir şey bu. Dışı yumuşak çay. Asıl. Kafası bir de bunun. Bunu da asıl. Kafası sertti. Kopmuyor. Yok asla. Sıkuşi gibi ama vinil. Ay bu saç çok güzel ya. Saçına bak, bak. Aşık oldum ya. Benimki yapıştı. Çok şirin değil mi? Oo. Çok güzel bir masa oyunu olur bununla bu seçim. Ben çok beğendim. Sizler bizi böyle bekleyin. Hemen ikinci kutuya geçiyorum. Ben bir sayı açmak istiyorum. Sen de diğerini aç. Tamam. Aynen alışıyoruz o zaman. Evet. Ya bu video efsane bir video olacak anneciğim. Bence arkadaşlarımız bayılacak ve senden daha bir sürü karakter isteyecekler. Hadi bakalım. Onlar yeter ki istesinler. Ben alırım. Ya hadi benim takolarım efsane ötesi ya. Benim kedi maması kabım efsane ötesi ya. Bu da mama kutumuzmuş. Bu da Doritos'umuzmuş. Biri seçim bu senin paketinden çıkanların tadına bakmak ister misin? Ay dur ağzın yanar. Bunlar aşırı acılı şeyler. Meksika mutfağı bu tatlım. Anneciğim lütfen hayvan yiyecekleri farklıdır. İnsan yiyeceklerinin yanına yaklaşmamaları gerekir. Lütfen. Miyav minnacık tadına bakacağım. Hayır lütfen. Lütfen tatlım. Bak senin yemeğin burada. Anneciğim baksana cips için sos bile var. Ya gerçekten evet. Bu ne kırmızı cips için sos. Böyle. Evet. Yanında içeceği de içecekmiş. Biraz bunu takacak bir yer yok. Evet bunu takacak burası işte bak. Muhteşem güzel, tüylü. Biraz büyümüş sanki Bilisa değil mi? Bu seçim evet, daha büyümüş. Minikti. Acaba Bilisa'nın ablası mı bu? Tacı mı yoksa tasması mı? Ya tacı olur muymuş hiç? Tabii ki tasması. Ay nasıl şirin oldu, nasıl güzel ya, oldu. Çok yakıştı ona. Tatlı. Süt dökelim mi? Süt mü? Biraz gerek dökelim. Kedi maması anneciğim o. Kediler süt de içer bu seçim. Ben ona süt de dökeceğim. Ara sıra süt de içecek. Ve bu da yün yumağımız. Kediler yumakla oynamayı, didiklemeyi ve dağıtmayı çok severler bu seçim. Ve sıra bende. Benim de sürpriz Barbie aksesuar kutunun içinden de Meksika mutfağına ait çok güzel yemekler çıktı. Arkadaşlar birincisi tepsinin içinde iki tane muhteşem güzel lezzetli takolar. Yanında bir bardağı. İşte koydun bu seçim. Hayır ama yalancı taco yaptım anneciğim. Daha dün evet. Akşam yedik. Evet aynen öyle. O yüzden zaten aklıma geldi. Arkadaşlarım bu sablanız o kadar güzel taco yapıyor ki evde. Yani yalancı taco. Hani bizim usulümüzü. Meksikalıların yiyeceklerimiz bilmeyiz ki lezzeti tamamımıza uygun değil. Kendi usullerimizde bu sablanız o kadar güzel bir taco yaptı ki. Hem de çok basit. İster misiniz bize tarifini versin? Oo. Minyatür mutfağımızda mı yaparsın yoksa? Oo. Yoksa bu kanalımızda arkadaşlarımıza pratik bir yemek tarifini verirsin? O zaman arkadaşlarımız ne derse onu yaparım. Yorumlara bekliyorum. Önerilerinizi yorumlara bekliyoruz canlarım. Ortasına bardağımızı koyuyorum ve yanına muhteşem güzel bir cips ve cips sosum var. Harika. Bol acılı. Meksika mutfağına özgü. Hadi o zaman onlara muhteşem güzel bir ev ortamı hazırlayalım. Hadi bu seçim devam ediyoruz. Şimdi de sırada Ken'in kıyafetleri var. Ken'in kıyafetleri bende. Banyosu sen de ne dersin? Hadi bakalım. Başlayın. Küvette yıkayacağımız bir Barbie'ye ihtiyacımız var. Elbiseleri giydireceğimiz bir Ken'e ihtiyacımız var. Biz de o sırada kendimize karar verelim.
Burada bir sürü Ken var canlarım. Bakın bu karakteri gördüğüm zaman kesinlikle Jack Sparrow'a benzettim. Şu makyajına bakar mısınız? Ya şey ben Barbie aslında giysilerimden oldukça memnunum Barbie. Tamam teşekkür ederim bana böyle bir şey almışsın. Evet zahmetler tamam, etmişsin tamam, ama. Tamam tamam sana almadı. Tamam, almadı. Tabii, hadi. Hadi ben almadım. Sıradaki gelsin. Evet. Hey yolla. Yalına kaderim yalla. Acıdı bana yalla. Evet arkadaşlar bu da Tarkan'dı. Bunu da Tarkan'a dönüştürmüştüm arkadaşlar hatırladınız mı? Bakın şuraya bakın aynı Tarkan değil mi? Albüm kapak resmi derken tamamen bir Tarkan'a dönüşmüşüm arkadaşlarım. Hala gitmemiş. Nasıl makyaj yapmışsam bu seçim. Gerçekten neyle boyamış? Hala duruyor bakın hiç de Ken'in sakalları da çıkmış. Evet çok şaşırdım. Gerçekten kollarını deriden yapmışlar. Maş hafif esnek. Tişörtün etekleri çift dikiş yapılmış. İçinde kesinlikle dikiş pisliği yok. Harika muntazam bir şekilde tasarlanmış. Harika bir şekilde dikilmiş bize sunulmuş arkadaşlarım. Bayıldım. Tamamen profesyonel anlamda dikilmiş. Harika bir pantolon arkadaşlarım. Ben bu kadar güzel dikebilir miyim sizce? Gri pabuçları pek de sevmem. Biraz daha gelmezsem annem herhalde hiç tutmayacak arkadaşlar. Çabuk o zaman gel. Bu da nedir böyle? Zombi gibi görünüyor. Hadi Tarkan şunu hemen giy. Anneciğim tişört efsane ama o pantolon hiç olmuş mu? Olmuş olmuş. Ayakkabılarıyla pabuçlarıyla gayet uyumlu. Modeli biraz düz. Kencim giyer misin artık? Her ne kadar hazırcısın ya. Oo Buzacığım buna hele hiç olmayacakmış. Baksana şu büyüklüğe. Yok artık ya. Hemen Maluma'ya deneyelim. Malumacığım. Evet yok yine en uygun buymuş. Senin koca ayak seni. Hadi bakalım git Barbie'ye hazır mıymış. Kencim Barbie için aldığımız küveti kuracağız. Bize yardım eder misin? Tabii ki büyük bir zevkle. Neredeydi? Hadi bakalım taşı. Hay Allah ya. Ay yok yok yani ben şey demiştim hani hazır su varken ben de bir gidip ayaklarımı yıkayayım falan demiştim. Ya Ken ne diyorsun ya? Ken tamam seni şöyle dışarı alalım. Ay yok Buzacığım ben taşırdım taşın, ya. Taşın sen git ayak merkezi şimdi. Aa, git git. Evet şu yıllardır açamadığım beklettiğim küvetimi artık açıyorum. Çok güzel değil mi? Bu seçim şunun duruşuna bak. Duştan çıkınca ayaklarını fayansa basıp kaymasın Barbie'ciğimiz. Bunlar da ördeği Barbie ördek oynayacakmış yalnız. Yok artık. Bence eğlenceli olabilir yani tamam yadırgadım ama olabilir. Neden olmasın? O i̇şte zaman sen de çık hadi. İşte o zaman kimse giremezse bak kim giriyor. La 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 la. Wow. La 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 la. O saçlar da neymiş öyle? Yarı saçların lüle. Boncuk boncuk. Yani benziyor menekşeye. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu saçları yaptım hatırlıyor musunuz canlarım? Geçen yıl yaza doğruydu sanırım. Muhteşem güzeldi. Hani Barbie'nin saçları ıslanır kurutmakla falan uğraşmayalım diye aynen. Boncuktan bebeğime saçlar yapmıştım. İzlemek isterseniz videosunu kanalımda bulabilirsiniz canlarım. Evet, evet suyumuzu dökelim. Günün bütün yorgunluğunu atacaksın bu banyoda Barbie'cim. Hemen şöyle bakayım elimle sıcaklığında Gül ablacığım. Bak bakalım. Evet beğendin mi? Oo harika. Şimdi de tam da saçının rengi de muhteşem güzel kokulu harika bir duş jeli. Biraz daha özür dilerim. Taşırdım galiba. Ben o zaman şöyle ayağımla şunu karıştır vereyim. Karıştır ve köpürt. Banyo setimizin içinden sünger çıkmadı. Aa nereye yıkanacak bu kız? Hemen yapıyoruz bir tane. Bulaşık süngerinden Barbie bebeğimize bir duş süngeri yaptık. Şimdi ne yapalım? Bu süngerle köpürtelim. Şimdi bu süngerle Barbie'mizin banyosunu köpürtelim. Evet Barbie'cim tam keyfine göre harika köpüklü bir banyo oldu. Hadi gel bakalım. Ay çok teşekkür ederim Gül abla. Köpük banyosuna bayılırım. Hadi gel gel. Oo çok güzel. Yıkayalım ellerini, bacaklarını, gövdesini. Barbie'cim. Yüzünü de yıkayacağım. Kapat gözlerini. Aa ne yaptın Gül abla? Yandım anam yandım. Oo. Yandım Gül abla ne yaptın ya? Gözlerim yandı ya. Oturamıyorsun galiba Barbie'cim. Boyun mu uzadı senin? Sığamadım. Ters tarafa oturmuşsun Barbie'cim o yüzden. Ve şu tepe geleyim. Süngerimizi alalım. Evet işte böyle. Hadi bakalım al sünger elini artık kendin yap banyonu. Evet ben sana hazırladım. Bu kadar yeter. Hadi bakalım her yerini güzelce köpür. Köpüklü duşunun keyfini çıkar. Biz de o sırada arkadaşlarımıza veda edelim. Ördeğini de attık. Oo süper. Harikasın. Bak duş jelin, şampuanın, her şeyin var. Sen banyoyu keyfince istediğin gibi devam et. Biz de o sırada veda edelim. Hadi bakalım bugünkü arkadaşlarımız gelsin. Ve Ken'in yazlık şık spor giysileri. Barbie'nin muhteşem güzel küveti. Beni unutmayın. Ay beni unuttular galiba ya. Ben de Barbie'yim değil mi? Seni hiç unutur muyuz tatlım benim? Çok güzel bir Barbie doktor Winnie figürümüz. Muhteşem güzel değil mi arkadaşlarım? Peki sizin aranızda bu 5 oyuncak arasından, 5 sürpriz arasından en beğendiğiniz hangisi oldu? Favoriniz hangisi canlarım? Bir i butonu ekleyeyim mi? Ne dersiniz? Evet tam da şuraya bir i butonu ekledim canlarım. Herkes oylarını kullansın. Bu dev Barbie sürpriz yumurtasının içinden çıkan oyuncakların en beğendiğiniz hangisi ise ben de ilerleyen günlerde daha çok o yönde alışveriş yapmaya devam edeyim. Sizlere daha çok istediğiniz oyuncağı tanıtmış olayım canlarım. Evet videomu beğendiniz mi? Beğendiyseniz önce yorumlara sonra beğen butonuna. Ve kanalıma hala abone değil misiniz? Lütfen kanalıma abone olun. Yeni izlediğim videolardan ilk siz haberdar olun canlarım. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.